Tedaviden sonra tekrar meme kanseri olma riski var mıdır? Tabii diğer tarafta da nüks edebilme ihtimali yüksektir. Bunun yanı sıra memenin ikinci bir primer hastalığı olabilir. Her iki memede görülebilen bir tip, daha sık görülebilen bir tip olarak lobiler kanserler şey yapılır. Adını siz söyleyin. Lobiler kanserler her iki memede sık görülebilen kanser, meme kanseri türüdür. Bu nedenle onlarda olan hastalarda gene tabii takiplerde diğer memeleri de mutlaka kanser olan hastalarda da diğer memeleri mutlaka gene muayene etmek ve kontrollerini yapmak gerekir. Ya hocam tabii kadınlar için önemli bir organdır. Peki burada hastanın psikolojisi önemli midir? Hastanın psikolojisi her zaman önemli. Çünkü sonuçta adı kanser olan ve geçmişten günümüze kadar kötü bir şeyi olan ismi ürkütücü geliyor. Ürkütücü ve kötü bir adı olan bir hastalık. Gerçi hani ne kadar şey olsa da, erken devre olsa, ne kadar şey de olsa, insanların gözünde mutlaka ve mutlaka bir endişe, evet, bir şey oluyor. Bu da tabii bazen psikolojiyi kötü etkiliyor. Bazen hastalığı kabullenebilen ve bu yönde ilerleyen hastalarda biraz daha rahat tedaviye cevap verilebiliyor. Daha tedaviye hızlı daha cevap. Evet, hızlı cevap olabiliyor. Bazen tedaviyi kabullenip yola çıkıldığında kendi psikolojisiyle, kendi barışıklığıyla daha insanlar rahat edebiliyor. Peki hocam, kadınlarımız meme kanseri konusunda bilinçliler mi? Benim bu mesleğe başladığım yıllara göre şimdi çok çok iyi. Evet, evet, şu anda çok çok iyi. Neredeyse en küçük köyde oturan bir teyzemiz bile gerek televizyonlardan, gerek sağlık kuruluşlarının yapmış olduğu çalışmalardan bu hastalıklardan haberdar. Ama haberdarken yapıyorlar mı? Çoğu da çok ihmalkar davranıyor. Ancak ve ancak başlarına bir şey geldiği zaman ancak doktora gitme gereği gözüyle. Bizim halkımızın genel özelliklerinden biri bu. Evet, son anda maalesef hekime gitme. Genel rutin kontrolleri yaptıranlar çok erken evrede hastalığı yakalıyorlar ve tedavileri yapılıp hayatlarının geri kalan kısmında aynen devam edip gidiyorlar. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kadın kanseri. Kanser, ülkemizde kanser tanısı koymuş kadınlardan her dördünden bir tanesi meme kanseri. Meme kanseri teşhis edilebilme özelliği olan bir hastalık. Ve kendi kendine muayene ile erken teşhis oranları son yıllarda önemli derecede artmıştır. Ayrıca 1970'li yıllardan beri uygulamada olan rutin mamografi ve ultrasonografik kontroller sayesinde de erken evre meme kanserleri oranları artmışlar ve hastalar başarılı bir şekilde tedavi edilerek normal yaşamlarını sürdürmektedirler. Bu nedenle hem en sık görülen kanser olması kadınlarımızda, hem tedavi edilebilirlik yüzdesinin yüksek olması, hem de teşhisinin çok kolay bir şekilde koyulabilmesi açısından ve kadınlarımızın da kendi kendine muayene sayesinde kendileri de rahatlıkla fark edip hekime müracaat edebilecek olmalarından dolayı meme kanseri önemli bir konudur. Kendi kendine meme muayenesi yapan tüm kadınlar meme kanserine karşı kendilerinin güvencesidir. Bunu mutlaka yapalım, unutmayalım, farkında olalım ve farkındalığı arttıralım.